Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şeriften 26. madde değil mi? Evet. El ihlasu ihlas. İlimle ilgili. Fi talebil ilmi, ilim talebinde ihlas. Ve terkil mübahati, övünmeyi terk etmek. Vel mübarati, mübarat. Bu da ilimle mücadele. Yani ilmi başkalarıyla tartışmak için yapmayacak. Bununla övünmek için yapmayacak. Mübarat. Efendim, ilmi ne için yapacak? Sadece ve sadece efendim Allah rızası için. Yani rekabet için, mücadele için. Bak ne güzel alim desinler diye yaparsa ya da birileri sükut ettirmek için yaparsa o zaman o ilimden hiç faydalanamaz. Demek ki ilimde ihlas, övünmemek ilimle, övünmeyi terk etmek ve bir de ilimle başkalarını tartışma yoluyla buna ilzam derler. İlzam etmeyi düşünmemek. Ala talibil ilmi vel alimi. İlim talebesine ve alime lazım olan şey en yuhlisi fi talebihi, talebinde samimi olması. Ve ilmihi, bilmesinde. Lillahi Teala, Allah için. Yani ilmi öğrenmesinde, ilmi talep etmesinde İhlas etmesi lazım. Niçin? Lillahi Teala, Allah. Allah için yapması lazım. Bütün ibadetler de öyle. Ve la yaksıda min zalik. Niye ve la yaksıda okudum orayı? En yuhlisanın üzerine atfedilirse. İlimle kastetmemesi illa hıfza dinihi, ancak dini korumayı kastedecek. Ve talimihi linnâsi, insanlara öğretmeyi. Ve nef'ihim bihi, ilimle onlara fayda vermeyi. İlimde onlara faydalı olmayı, insanlara bilmediklerini öğretmeyi kastedecek. Yoksa övünmeyi değil. İlim öğrenmek, övünmek için değil. İlim öğrenmek, yaşamak, dini korumak ve başkalarına faydalanmaları için öğretmektir. فَلَا يَكُونُ قَرَضُهُ Onun gayesi olmayacak. مِنْ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ İlmi öğrenmekten gayesi. Ve talimihi, öğretmekten gayesi olmayacak. Ne olmayacak? Neylü mansıbin. Bir makama ulaşmak olmayacak. Şimdiki bakın, gençlerin hedefine bakın. Allah rızası için ilim öğrenen ne kadar? Ben diyor okuyorum. Niye? İşte şunu, şuraya geleceğim, buraya geleceğim, filan olacağım, filan olacağım. Zaten okursan gelirsin zaten. Ama illa oraya gelmek için okursan, İhlassız bir ilim, bilim. Tamam mı? Hani 15 maddelik bir hadis-i şerif var. İşte ümmetim 15 şey yaparsa diyor Peygamberimiz. Onlara belalar gelir. Bunlardan bir tanesi de ve tuullimel ilmu li gayri din. İlim din için değil de dünya için öğrenilirse. İlim din için değil dünya için öğrenilirse. İlimi dünya için öğrenmeyecek. Din için öğrenecek. Din için öğrendiği zaman dünya onun peşinden koşar zaten. O gelmesi gereken yere hem de aranılarak getirilir, tamam mı? Hangi sahada olursa olsun. Bak, ev malin ya da mala ulaşmak için değil. Ev sumatin ya da birilerine eşittirmek için değil. Ev cahin ya da mevki, şan, şöhret. Ev li yukale anhu innehu alimun. Ya da kendisinden alimdir denilmesi için değil. Ya denildi. Ev liyete'ala ya da üstünlük taslaması için değil. Bi ilmihi ilmiyle ala halkillahi azze ve celle. İnsanlara, Allah'ın kullarına üstünlük taslaması için. Bak ben işte bu kadar üniversite okudum, diplomam böyle, akademisyenim, falanım filanım. Ne olacak peki? Ne olacak? Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı söyleyeceğim size. Bir insan hakikaten sadece alimdir denilmesi için okursa denilir bu. Hani bir hadis-i şerif var. Mahşerde aralarında ilk hüküm verilecek olan üç insan var. Üç grup insan var Müslümanlardan. Hafız-ı Kur'an, zengin, bir de şehit.
Eğer bunlar dünya için bu şehit dünya için şehit olduysa, yani niyeti oysa, ganimet için veya başka şey. Ondan sonra alim, kendisine alim denilmesi için ilmi okudu, Kur'an okudu, okuttu, öğrendi, öğretti filan. Kendisine ne güzel alim denilsin diye. Denildi mi denildi. Öteki zengin de ne cömert insan denilsin diye verirse, yani bunları Cenab-ı Hak melekleri vasıtasıyla soracak. Ne yaptınız? Bunları yaptık. Allah melekleri vasıtasıyla diyecek ki yalan söyledin. Sen bunları şu niyetle yapmıştın. Niyetler Allah biliyor ya. Anladınız mı? Niyetler Allah biliyor. Ya. Ve yücadilü bihi. Ve yücadile bihi. Liyete'alâ bi'ilmihi. Onlar da hep liyukâle. Orada li'en yukâle. Li'en yete'alâ. Orada ne gizli? Bir en. Muzari nesbeden. Ama yücadile de onu zanatf ediyoruz. Ve yücadile bihi. O ilimle tartışması için öğrenirse. Akranehu. Emsallarıyla. Ve yubariyehum. O da aynı manada. Yubariye, mübarat. Hem övünüyor hem mücadele tartışıyor. Bara, yubari, mübarat da yukarıda geçti ya. Fekullü zâlik, bunların hepsi mezmûmün, kötü şeydir. Yahbitu amelehu. Amelini ahbata yuhbitu desek, yuhbitu amelehu, amelini boşa çıkarır. Yahbitu amelehu, yuhbitu desek daha güzel. Ve yuqi'uhu, onu düşürür fi sakatillahi tebareke ve teala. Allah'ın gadabına. Ya Allah alim olanlara böyle gadab eder. Gadabına düşürür. Sakat gadab demek, öfkesi demek. Rava Ebu Davud ve gayruhu, Ebu Davud ve başkaları naklettiler. An Ebi Hurayra radıyallahu anh kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz buyurdu. Men taallama ilmen, her kim ilim öğrenirse, neden mimma yebtegi bihi veçhallah, kendisiyle Allah'ın rızasını talep edeceği şeylerden öğrenirse, Allah'ın rızasını talep edeceği şeylerden, ilimlerden öğrenirse, ama la yetaallemuhu, onları öğrenmiyor, illa liyusibe bihi aradan mined dünya, dünya malından, dünya eşyasından bir şeyleri elde etmek için. Eğer öğreniyorsa lem yecit bulamaz. Lem yecit bulamaz. Yani hissedemez demek. Bulamaz, hissedemez. Neyi? Efendim urf. Bir ürf var, bir arf var. Arf kokusunu. Urf, ürf adet. Arf olursa kokusunu. Yani cennetin kokusunu dahi alamaz. Tabii bu Müslümansa ebediyen demek değil. Bak şimdi bu hadislerin izah ihtiyacı var. Mesela cennetin kokusunu alamaz demek, hiç giremez demek değil. Uzun zaman ne yapamaz? Cennetin kokusunu dahi alamaz. Anladınız mı? Uzun zaman. Uzun zaman ne yapamaz? Ama tabii günaha kadar. Bunlar büyük haramdır. Haramları işlediğinden dolayı cehenneme girdirilir. Tabi Allah murad ederse. Sonra cennete. Yani rihaha. Arf neymiş? Efendim, cennet kokusu. Yani rihaha, cennetin kokusunu dahi alamaz. Allah korusun. Ve ravat tirmiziyü. İmam-ı Tirmizi nakletti. Ve gayruhu, ve başkaları da. Kimden? Ankâb ibn-i Malik'in. Kâb bin Malik'ten. Kimden nakletmişler? Kâb bin Malik'ten. Kale, Kâb bin Malik şöyle diyor. Kâb bin Malik'i biliyorsunuz. Evet. Tebük'e gitmeyenlerden değil mi? Evet. Ha. Semîtu Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Yakul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neyi değiştirdim diyor. Efendim, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini duydum. Men talebel ilme. Her kim ilmi talep ederse, öğrenirse. Li yücariye bihil ulemae. O da aynı manada. Cara yücariye. Alimlerle tartışmak için. Evliyumariye bihil süfehae.
ya da ilim sebebiyle sefih yani cahillerle tartışmak ya da onlara üstünlük taslamak için ve yasrife bihi ilim sebebiyle çevirmek için neyi? Vücuhennâs insanların yüzlerini ileyhi kendisine. Yani insanları kendine çevirmek, cahillere ne diyorlar böyle övünmek, alimlerle tartışmak için ilim öğrenirse o zaman insanların yüzlerini kendine çevirmek için eğer ilim öğrenirse edhalehullahu'n-nâra. Allah onu cehenneme girdirir. Bak ilim ne oldu o zaman? Cehenneme giriş sebebi oldu. Ve câe an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan geldi. Bak deminki söylediğim hadis buraya almış. Ben burayı önceden okumadım ha. Yani onun için o hadisi ben öyle hatırladım. İnne evvelen nâsi. İnsanların ilkleri. Öyle efendim ilk ki yukda yevmel kıyameti. Kıyamet gününde aralarında hükmedilecek. Aleyhi kendisine. Yani insanlar içerisinde kıyamet gününde ilk kendi adına, kendi aleyhine hükmedilecek olanı. Kimdir? Racülün. İnne evvelen nas, insanların ilki. Efendim öyle ya da ne olduğu halde o yukta yevmel kıyamet aleyhi. Kıyamet gününde kendisine hükmedilecek olduğu halde, hükmedilecek olan ilk insan racülün bir adam. Taallemel ilme, yani bunlar gayrimüslim değil ha, Müslümanlar arasında. İlmi öğrendi. Ve allemehu ve öğretti de. Öğrendi ve öğretti. Ve kara'el Kur'an, Kur'an'ı okudu. Fe etâ bihi, efendim onu getirdi. Yani getirdi demek, efendim onu bir şekilde okudu, okuttu. Fe arafehu ni'amehu fe arrafeha. Fe arafehu ni'amehu. Yani Kur'an'ın nimetlerini bildi, tanıdı. Bu hadisin lafzı başkayı da başka türlü. Fa'arafehu ni'amehu. Efendim, Kur'an'ın nimetlerini tanıdı. Fa'arrafeha başkalarına da tanıttı bu nimetleri. Kur'an'ın güzelliklerini, efendim, faziletlerini, esaslarını başkalarına da tanıttı. Kale, diyecek melek. فَمَا عَمِلْتَ ف۪يهَا bu ilimle ne amel ettin diyecek. Başka yerlerde diyorum ya bu hadis başka türlü oralarda bakın. قَالَ o zat da diyecek ki o kendisine ilim verilen تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ben ilmi öğrendim ve öğrettim. عَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ ف۪يكَ الْقُرْآنِ وَقَرَأْتُ okudum ف۪يكَ الْقُرْآنِ senin rızan için Kur'an'da okudum. Yani gale burada Allah'tır ya da Allah adına melekler diyor. Senin adına Kur'an'ı da okudum. Gale Allah Celle Celaluhu veya görevlendirdi melekler diyecek ki kezepte ya da kezipte kezepte yalan söyledin. Kezebe yeksibü kezibe dördüncü babdan da geliyor mu? Kezebe yeksibü men kezebe ve kezebe izâ haddese. Efendim yalan söyledin denilecek. Yalan söyledin. Kezibe. Kezibe almış. Kezebe yeksibü. İkinci babdan almış. Kezebe yeksibü. Dördüncü babdan almış mı? Yok. Kezebe yeksibü. İkinci babdan almış. Dördüncü babdan almamış. Evet. Yalan söyledin. Kezepte ve lakindeki lakin sen taallemte öğrendin liyukale alimin alim denilmesi için denildi mi sana? Fakat kıyil başka hadisler de öyle diyor sana böyle denildi ve karatel Kur'an'a Kur'an'ı da okudun liyukale huve kari'ün o ne güzel okuyucudur denilmesi için denildi mi? Denildi gördünüz mü? Eğer ihlaslı olmazsa fakat kıyile bunlar denildi. Thumma umira bihi sonra o kişiye emredilecek o kişi emredilecek fesuhiba ala vechihi yüzü koyun gönderilecek
hatta ülkiye finnar, ateşe atılıncaya kadar yüz üzeri sürünülecek. Suhibe. Anladınız mı? Ala vechihi hatta ülkiye efendim finnar cehenneme atılıncaya kadar yüzü koyun süründürülerek ne yapılacak? Cehenneme atılacak. Allah korusun. Görüyor musun? Hayırlar beklerken nelerle karşılaştı? Tamam mı? Sahabe suhibe. Efendim meçhulü işte yüzü koyun çekmek. Çekilecek, sürülecek. Ravahu Müslim ve gayruhu. Bu hadisi Müslim ve başkalarından nakletti. Ama başka yerlerde farklı lafızlarla göreceksiniz. Farklı lafızlarla göreceksiniz. O şehit var burada. Bu sadece ilim erbabını burada zengin anlattı. Bir de malını infak eden zengin var. 27. madde. La edri nisfal ilmi, ilmin yarısını bilmiyorum. İlmin yarısı. La edri. Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. La edri demek nisful ilm, nisfal ilmi değil. La edri. Sorulduğu zaman la edri. Yani kavlüke la edri. Oraya bir o sözü şey yapmak lazım. Kavlüke la edri. Kavlüke la edri sözüm, tamam mı? La edri sözüm, o yani orada bir kavlüke takdir edeceğiz. Senin bilmiyorum demen nısful ilmi, ilmin yarısıdır. Nısful ilmi. İmam Ebu Yusuf hutbe okuyormuş. İmam-ı Azam için de diyorlar. Bir tanesi aşağıdan bir soru sormuş. Demiş, la edri, bilemem. Demiş, bilmediysen, bilmiyorsan niye çıktın oraya minbere? Demiş ki, bilgim beni buraya kadar çıkardı. Bilmediklerimi düşünürseniz, bulunduğum yerden ta semaya kadar uzanır. İnsanın bildikleri cüz'iyattan, bilmedikleri daha çok. O da o zatlar söylüyor bunu. Min alaimil ihlası, ihlasın alametlerindendir. Fi talebil ilmi, ilim öğrenmede ve talimihi öğretmede en la ye'nife talibül ilmi, ilim talebesinin kibirlenmemesi, enefe ye'nifü, burun kıvırmaması, min en yegule, şöyle demekten, la edri, bilmiyorum demekten, fîmâ la ilme lehu bihi, hakkında bilgi sahibi olmadığı meselelerde bilmiyorum demekten burnunu kıvırmamalı, yüzünü çevirmemeli ve böyle kibirlenmemeli. Anladınız mı? Kibirlenmemeli. Ya la edri demekten. Ve ketiren ma, çoğu kez kânel ulemâ'u, alimler oldular. Yüselü ehadühüm, onlardan birisine sorulur. Yüselü, meçhul okuyacağız. An adîdin minel mesâil. Çok meseleler sorulur onlardan birisine. Feyücibü en bâdihâ. Bazısına cevap verir. Bima yâlemü. Bildiği ile. Feyücibü en ekterihâ. Çoğundan da cevap verir çoğu soruları. Bila edri. La edri ile cevap verir. Bilmiyorum. Bilmiyorum demesi onun için bir noksanlık değil. Hatta kıl denilince, ta ki denilinceye kadar. Denildi ta ki böyle. La edri nisful ilm. Bu bir artık deyim haline gelmiş. La edri nisful ilm. La edri, bilmiyorum demek ilmi yarısıdır. Diğer yarısı da bildiklerini söylemek. İnsan ne kadar biliyor olsa bile bilmedikleri de var insanın. İmam-ı Azam'ın 35 meselede filan la edri dedikleri var. Onu da sıralamışlar yani kitaplarda. La edri. İmam-ı Azam'ın la edri dediği meseleler var. Ya bunu takvasından demiş, ya daha sahih kaynağı ya da nasla ulaşamadığı için demiş vesaire. Tamam mı? لِأَنَّهَا çünkü bu la edri alametün alamettir. Neye? عَلَا اَنَّ قَائِلَهَا bu sözü söyleyen مُتَثَبِّتُنْ مِمَّا يَقُول söylediklerinden daha istikrarlıdır. مُتَثَبِّتُنْ مِمَّا يَقُول söylediği şeylerden daha istikrarlıdır, tamam mı? Söylediği şeylerde ola ki yine olabilir mesela hakikata belki uymayan ama söylediği şeylerden daha sabit duruşu nedir? La adri demesidir. Mütethebbit.
Ve hâdâ Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem, işte Rasûlullah alâ ulûvî mertebetihi, yüce mertebesine rağmen yüselü, soruluyor, an umurin, bazı işlerden, feyekûlü, diyor, mel mes'ûlü anhâ bi'âleme minessâil. Yani bu konuda sorulan sorandan daha efendim iyi bilmez. Müttefakun aleyh. Ve lâ gadâdete fî zâlik ve lâ gadâdete. Efendim burada gadâda gadâda eksiklik, noksanlık, ayıp. Bunda bir ayıplık da yoktur, bir noksanlık da yok. Yani lâ dili demek bir noksanlık değildir. Adam bazına diyor ki, ya bana sordu diyor, bilmezsem olur mu? İşte hocayım, müftiyim, profesörüm, alimim, herkes beni alim tanıyor. Bilmiyorum kardeşim, demesi en güzeli. Bir gün bir cami imamı bana telefon etti. Ya hocam, böyle telefonda ben bu boşanma veya evlenme meseleleriyle ilgili hiç cevap vermem. Dedi ki, hocam dedi, bir cami imamı burada. İsmi de söylemedi cami, belki söyledi, unuttum. Tanımadığım bir hoca. Ya hocam, adam dedi, hanımını 3 talakla boşamış. Bana sordular, nasıl cevap vereyim? Dedim ki, sen müftülüğe git dedim. Müftülüğe git. Sen cevap verme, müftülüğe git. Ya da müftülüğe gitsinler. Sen git, onlar müftülüğe gitsinler. Fetva ehli kim sorumluysa ona sorsun. Onlar o işine ilgilensin. Cami imamı demek fetva ehli demek değil ki. Hele bu zamanda. Cami ehli fetva ehli demek değil ki. Adam daha doğru dürüst baştan sona kadar bir ilmihali bitirmemiş. Yani hepimizin noksanları var. Ama yani hele hele bugünkü okumakla, efendim işte ben ilahiyatı bitirdim, sorulan sorulara cevap veririm, yok öyle şey. Araştıracağız, taraştıracağız. O konuda ulemanın racih olan sözleri nedir, onları bileceğiz. Mezhepleri de bilmek lazım ki bazen ola ki bir mezhepte ona ruhsat yoksa, başka bir mezhepte ruhsat varsa, çok da önemli bir mesele ise ona göre amel edilebilir. Bunlara bakacaksın. Bunun örnekleri çok. وَلَا غَدَادَةَ Ayıp, noksanlık yoktur. وَاللّٰهُ تَعَلَى يَقُولُ Cenab-ı Hak Teala buyuruyor. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ilimden ancak az şey verildi. Zaten kamil ilim Allah'ın ilmidir. Peygamberlerin ilmi bile Allah'ın ilmine göre nakıstır. Peygamberlerin ilmi bile. Peygamberlerin ilmine göre de diğer alimlerin hepsini toplasanız bir peygamberin ilmi kadar olmaz. 28. madde. Ve min adabi talibil ilmi. İlim talibinin adabındandır. Yani ilim talep eden kimselerin uyması gereken adaptandır. En yes'a, gitmesi gayretle ilel ulema'i, alimlere. Ve yebhase, soruşturması anhum, onlardan. Yani alimlere gidecek, onların sözlerini dinleyecek. Feyulazimehum, onlara devam edecek. Fi seferihim, yolculuk hallerinde, ikamet hallerinde onlarla beraber bulunacak. Onlardan ayrılmayacak. Nasıl bir mürit mürşidinin peşinden ayrılmıyorsa, orada nasıl pişiyor, yoruluyorsa, efendim talebede hocasının ya da ilim öğrenmek isteyen çeşitli alimlere gidecek, oradan öğrenecek. Niçin? Liyahdimehum, onlara hizmet etmek için. Veyahuzu anhumul ilme, onlardan ilim almak için. Vel edebe, edep almak için. Mesela bir örnek vereyim. Çok önemli. Böyle çok da yani aklıma o örnek geldi. Bu Hadimi Hazretleri var. Konyalı Hadimi Hazretleri. Muhammed Hadimi Hazretleri. Konya'da ilmini tamamlamış. Ondan sonra İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da 10 sene yakın daha kalmış. Tekrar ilim ha. Konya ulemasından alıyor. Ondan sonra Konya'nın o zaman çok büyük uleması var. İstanbul'a gitmiş. Orada da 8 sene ilimle meşgul olmuş. O zamanki devlet başkanı zaten 1701'de doğmuş. İşte vefatı da o 1800'e gelmeden önce. 1700'lü yılların içerisinde yani. Ondan sonra
1800'e yakın yani. Şimdi orada o zamanın işte idarecisi çok beğenmiş, demiş, taltif etmiş, ikram etmiş, hürmet etmiş. Gitme demiş buradan Konya'ya, Anadolu'ya gitme demiş. Burada medreselerde işte talep okut, fetva ver, belki ileride Şeyhülislam olacak. Demiş yok, ben demiş ahd ettim, kendi memleketime gideceğim, orada hizmet edeceğim. Gelmiş hadimi medreselerini kurmuş, hadim medreseleri. Hadimiler aynı bu Sivasiler gibi bir kabile, biliyor musunuz? Oğlu mesela yetişmiş, Medine'de kadılık yapmış. Medine-i Münevvere'de o zaman Osmanlıların idaresinde kadılık yapmış. Yani Türk alimi Medine'ye gidiyor, kadılık yapıyor. Hayatını bir okuyun, Kadimi Hazretleri'nin. Gitmiş orada kadılık yapmış. Şimdi öyle yetişiyor ki o zamanın uleması, Osmanlı'nın yetiştirdiği ulemayı Arap alemde yetiştiremiyorlar. Çünkü o zaman Osmanlı dünyanın neresinde ne kadar alim varsa hepsini İstanbul'da topluyor veya Anadolu'da topluyor. Öyle ilme rağbetleri var. Oradan yetişmiş insanlar, gitmiş Medine-i Münevvere'de kadı olmuş. E kendi Türk asıllı. Ya çok önemli bir şey. Kale Teala, Cenab-ı Hak buyurdu. Hakiyen naklederek, an Musa, Musa'dan, kıssatahu, Musa'nın kıssasını naklederek. Mal Hıdır. Mal Hıdır. Hızır Aleyhisselam'da, aleyhisselam. Yani Musa Aleyhisselam'ın Hızır'la olan kıssasından naklederek Cenab-ı Hak buyurdu. Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullinte rüşta. Hel ettebi'uke, Musa Aleyhisselam işte o kendine belirlenen adreste efendim balığını unutmuşlar. Sonra yanındaki gençle gitmişler haylı. Acıkmışlar, hadi bir gıdamızı getir de yemek yiyelim. Bakmışlar, ooo. Ne balıkları var, ne yiyecekleri var. O zaman yanındaki genç demiş ki, bizim demiş, balık demiş, ben unuttum demiş. Bizim o kaldığımız bir denizin kenarında bir nokta vardı ya, orada biraz uyuduğumuz, istirahat ettiğimiz. Orada suya kaçmıştı demiş. Ha, Musa Aleyhisselam demiş ki, işte bizim esas bize bildirilen adres orası, oraya gitmemiz lazım. Oraya gidince, fevecede fiha abden min ibadina. Ateynâhu rahmeten min indina ve allemnâhu min ledünnâ ilma. Kendisine rahmetimizden lütfettiğimiz, ilim verdiğimiz kullardan bir kulu, kullarımızdan bir kulu buldular. Hızırmış o da. Geri gitmişler. Musa Aleyhisselam peygamber, ül azim, peygamberlerden. Demiş tamam, aradığımız burası. Demiş sana uyabilir miyim demiş, senin peşini takip edebilir miyim? Musa Aleyhisselam diyor. Ve le en tuallimeni, bana öğretmen şartıyla. Mimma ullimte, sana öğretilenlerden, rüşten, ilim, kemalat açısından, sana öğretilenlerden bana öğretmen şartıyla seni takip edebilir miyim? O da ne diyor? Diyor ki, sen bana diyor tabi olamazsın. Sen benim yapacağım işlere sabredemezsin. Çünkü bana verilen bazı bilgiler var. Sen onları gördüğün zaman itiraz edersin. İnşallah diyor sen beni sabredenlerden bulursun. Yani 15. cüzün son sayfası bu. Keyif suresinden. İşte hadiseler devam ediyor orada. İşte gemiyi deliyor, işte çocuğu katlediyor, duvarı düzeltiyor. 3 tane olay yaşıyor. Her birine de itiraz ediyor. Çünkü sözde vermişti ama Peygamberimiz diyor ki Allah Musa kardeşime rahmet etsin. Keşke biraz daha sabretseydi daha neler görecekti. Yok, mesela Hızır burada peygamber değil. Yani Evliyaullah'tan birisi ama Allah-u Teala ona özelde bazı şeyler bildirmiş. Peygamberine bildirmediği şeyler bildirmiş. Yoksa Musa Aleyhisselam'dan Hızır daha üstün değil. Ama Musa Aleyhisselam'a bazı sırlar, hikmetleri göstermiş. Tamam mı? Yoksa hiçbir veli peygamber derecesine ulaşamaz. Ha, şu maddeyi de okuyalım. Peki. Zikrullahi Azze ve Celle. Aziz ve celil olan Allah'ı zikir. İnne zikrallahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'ı zikir, min azamil ibadat, İbadetlerin en büyüklerindendir. Kale Teala, ütlü mâ uhye ileyke minel kitab. Tabi burada zikir deyince sadece dille zikirle sınırlı değil bu.
Sadece kalple zikirle de sınırlı değil. Zikrin çeşitleri çok. Kitaptan sana vahyedileni oku. Ütlü me uhye ileke minel kitap. Kur'an'dan sana vahyedileni oku. Ve akimus salah, namazda dosdoğru kıl habibim. İnne salate, çünkü namaz tenha nehyiden anil fahşai, her türlü hayasızlıktan, yanlışlardan, kötülüklerden, vel münker, o da işte kötülükler. Ve le zikrullahi, Allah'ı zikir ekberu, daha büyüktür. Vallahu ya'lemu ma tesna'un, Allah Celle Celaluhu bütün yaptıklarınızı bilir. Bilmediği bir şey yok Cenab-ı Hak. Efendim ve yuş'iruhu, yani zikir kula bildirir. Neyi? Bir rakabetillahi. Biz atladık mı orayı? Evet. Ve zâlike, işte bu. Yani zikrin, ibadetlerin en büyüğü olması. Enne zikrallahi azze ve cel, Allah'a zikir yahmilül insane, insanı sevk eder. Alaltizami şer'ihi, Allah'ın şeriatına uymaya, iltizam, ondan sımsıkı tutunmaya. Fi kulli şe'nin min şu'unihi, bütün işlerinde. Şer, iş, şuun, işler. Yani o zaman Allah'ı çokça zikreden ne demek istiyor? Ya Rabbi, ben senin kulumum. Senin emrettiğin şekilde otururum, emrettiğin şekilde kalkarım, emrettiğin şekilde yerim, emrettiğin şekilde kazanırım, emrettiğin şekilde harcarım, emrettiğin şekilde ibadet yaparım, muamelat yaparım. Bak, bütün işlerinde kulun nereye sevk ediyor? Allah'ın şeriatına sımsıkı tutunmaya. Ve yuş'iruhu, ona bildirir, bir rakabetillah hissettirir. Efendim, Allah'ın denetim altında olduğunu, rakabet. Rakabet, murakabe var ya. Ha, aleyhi, Allah'ın kendini denetlediğini ona hissettirir. Feyekunu lehu, zikir onun için olur, rakibün, bir denetleyici, min nefsi, kendi nefsinden denetleyicisi. Dışarıdan mürakabe gerek yok. Her şeyi Allah görüyor, her şeyi biliyor. Allah her şeyi mürakabe ediyor. Öyleyse kendi denetleyicisi, kendi içinden. Mürakabe gerek yok dışarıdan. Anladınız mı? Feyestakimu, doğru oluyor sülûkü, gidişatı. Ve yasluhu hâluhu, hali düzeliyor. Maallâhi teâlâ ve maal halk. Allah'la olan muameleleri düzeliyor. Kulla olan muameleleri, buradaki halk sadece kullarla da değil, kainatla olan muameleleri düzeliyor. Gördünüz mü? Zikrullah yapan işte budur. Yoksa mesela sadece Allah'ı zikredip de haramlar işleyen insanlar değil. Bak, Allah'ı zikredenlerin yani şeriatı daha çok yaşaması lazım. Örnek bir hayat sergilemesi lazım. Tamam mı? Ve liza, bundan dolayı ümiral müslimü, Müslümana emredildi bi zikrillahi tebareke ve teala, yüce Allah'ı zikirle emredildi. Fi kulli ahyanihi ve ahvalihi, bütün zamanlarında, bütün hallerinde. Hin ahyan, hal ahval, bütün zamanlarında. Gece, gündüz, oturarak, yatarak, giderek, gezerek, her yerde. Zaten Müslüman öyle kontrol altında ki, Müslüman eğer bu düşünceyle eğer hareket ederse, hakikaten Müslümanın çok ciddi neleri var? Efendim, programı var. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey müminler, Allah'ı çok çok zikredin. Bak, ibadetlerin belli miktarları var, zamanları var, mekanları var. Orada neyse emredilen o. Ama zikirde bakın, sınırsız. Çok zikredin. Ne kadar çok? Mesela şimdi senin burada oturman bir zikir. Burada oturman, bulunman bir zikir. Buraya gelirken attığın adımlar zikir. Giderken attığın adımlar zikir. İlim öğrenmek için yaptığın uyku zikir. İlim öğrenmek için uyanıklığın bir zikir. Yani zikir deyince sadece tesbih alıp da günde 5000 defa Allah, Allah, Allah. Zaten namazını kılan kaç defa Allah diyor, kaç defa Bismillah diyor, kaç defa Subhanallah diyor, kaç defa Fatiha okuyor, kaç defa Salavat-ı Şerif okuyor, kaç defa Şehadet okuyor. Yani ancak ibadetle bu zikirler oluşuyor. Çok çok zikir bununla. Ama şimdi ibadet yapmayan insan, yani sadece dille ne kadar söylese söyler ki. Başı daraldığı zaman söylüyor.
geniş zamanda Allah'ı unutuyor. وَسَبِّحُوهُ Allah'a tesbih edin bükraten vasıyla. Sabah akşam. Devamlı demek burada. Sürekli. قَالَ سُبْحَانَ Hangi sureydi bu? Nur suresi 41-42 değil mi? Ahzab demişler. Orada Ahzab olacak ya. Ahzab bizde hocam. Çünkü bu şey burada değil ki. Yani Nur aslında yanlış orası. Ahzab. Çünkü ben zaten Ahzab'da böyle yukarı çekerek durulan ayette şeyde Nur suresinde öyle ayetler yok ki. Hı? Neymiş? Ahzab. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Oradan aşağı doğru وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Ondan önce olacak. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Sizinkinde hep Ahzab mı, Nur mu? Nur olan var mı? Orayı düzelt. El Ahzab. Ey sabahan ve mesaen. Akşam sabah. Vel muradu fi kullil evkat. Bütün vakitlerden maksat. Ve kâle subhâne feyzâ kadaytumus salâ. Namazı eda ettiğiniz zaman. Fezkurullah. Allah'ı zikredin. Yani namazı eda ederken yani. Kıyamen ayakta ve kuuden oturarak. Ve alâ cunubikum. Eğer ayakta duramıyorsanız oturduğunuz yerde. Oturamıyorsanız yanınız üzerinde Allah'ı zikredin. Şeyde nasıl diyor? Âl-i İmrân suresinde. Bu Nisa 103. Âl-i İmrân suresinde de اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْضًا Orada da öyle. Oturarak, ayakta, yanları üzerine yatarak Allah'ı zikrederler. Evet. Şu İmaratül Mesacit var ya. Evet. Burada orayla ilgili. Orada kalalım. Evet. Burada orayla ilgili. Şu 30. maddede kalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.